Evet, selam arkadaşlar. 28 Şubat 2023 yama notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yamamız güzel birkaç şey geldi. Beni özellikle çok aşırı mutlu eden bir şeyler geldi. Birazdan göreceksiniz. Onun dışında yeni ve geri dönen insanları da mutlu eden şeylerle dolu bir yama. Hemen başlayalım uzatmadan. Öncelikle GM notu. Klan avantajı, klana özel içerikler ve düdüğe göz atalım. Bunu anlatmayacağım çünkü bu hani klana girmenin faydaları işte ne kaçırıyorsanız bilmiyorsunuz burada öyle işte statlar falan filan onları yazıyor. Bunu anlatmayacağım başta aşağı. Zaten merak et 2 saniye bunu ayırıp okusun. Bunu okumuyorsa zaten klana girmiyorsa bunu okumamak bahane arıyorsa falan filan yapacak bir şey yok. Ve de oynamayabilir kendi tercihi. Onun dışında ama klana giren arkadaşlara avantaj ve giriş ödülleri ve sezon yükseltme malzemesi gibi ekstra içerikler geldi. O etkinlik oluşu anlatacağım. Herkes klan ile bir arada. Birlikteyken Blacklist çok da eğlenceli. Klan ile birlikteyken ödül yağmuru. Hemen şimdi klan katarak elde edeceğimiz avantajlar. Her klan üyesine klan giriş ödülü ve etkinlik süresi içerisinde bir klana üye olduğunuzda sezon ekipmanları yükseltme malzemeleri tatlı petler alıyorsunuz. Ve klan liderine verilen ek avantajları var. 3 veya üzerine yeni klan üyesi aldıysanız da böyle şeyler oluyor. Çok önemli değil. Tüm klan üyelerine alabileceği giriş ödülleri önceden şöyle bir göz atabiliyorsunuz. 1 Mart ile 26 Nisan tarihleri arasında arkadaşlar bunlar. Bununla ilgili daha fazla bilgi şurada açıklandı. Aşağıda var. Göreceğiz. Alışı. Yeni bir geri dönem maceracı için şimdi klan üyelisiniz. Sezon yükseltme malzemesi tatlı petlerin. Petlerin mektebi. Neyse bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da 28 Şubat Salı'dan 29 Mart'a kadar devam ediyor. Hedefte etkinlik süresi bir klanı üye olan ve yeni başlayan ya da geri dönen maceracılar. Yeni klan üyeleri alıp klan servisi ve megafon kazanmasını gördüğünüz üzere 28 Şubat ile 29 Mart arasında şey yaparsınız. Yeni klan üyeleri alırsınız en az 3 kişi. Klana 2 milyarlık sermaye gelir. Çok da önemli değil. Klan giriş ödülleri gördüğünüz üzere böyle. Gayet güzel, tatlı, bedava ödüller. Böyle. Evet, şimdi gelelim. Biliyorsunuz bugünkü yamada sezon geldi. Sezon gelmesiyle beraber tabii ki paket indirim de her zaman geliyor artık biliyorsunuz sabitlenmiş bir etkinlik gibi. Öncelikle BDO'nun Traveler Edition tamamen ücretsiz oldu. Yani BDO sadece giriş hakkı olan var ya o ücretsiz oldu. Bir değerli veriyor muydu hatırlamıyorum bu en uyduruk sitedeki versiyon. Tam emin değilim merak eden 2 saniye girip bakabilirsiniz de. 28 Şubat'tan 8 Mart arasında arkadaşlar indirim şey ücretsiz Traveler Edition. Diğerleri ise %70 indirimli. Web paketleri ise hepsi %70 indirimli. Ben sürekli diyorum ya bu paketleri bile web paketlerini bile hepsini sadece indirimde alın diye geldi sonunda indirim beklenen. Hayırlı olsun alacaklara. Steam'de de Blacklist'in kendisi sadece giriş yapmanızı yarayan şey 2 Mart ile 9 Mart arasında bedava. Diğer DLC'lerin hepsi %70 indirimde bilginiz arkadaşlar haberiniz olsun. Bu tarih farklı olmasını unutmayın bu arada 2 Mart'ta başlıyor. Yani ben bakıyorum hüü nerede diye ağlamayın. Nedeni o. Steam'de biraz daha farklı geliyor şeyler. Tarihler. Evet, etkinlik ilkbahar sezonunda sezon pasosu ile birlikte. Biraz da anlatacağım çoğu etkinlik sezonla ilgili. O yüzden sezonla ilgilenmiyorsa bu kısımları biraz sıkılıp geçebilirsiniz tercihsizin. Sıcak ilkbahar sezonuyla gelen sezon pasosu. Her sezon gelen pasonun aynısı arkadaşlar. Birkaç değişim var tabii ekstra özellikler falan. 28 Şubat'tan 19 Nisan Çarşamba kadar sezonun süresi de o. Bu eşyalar var. Bunları direkt aşağıda şöyle hızlıca yukarıda aşağı kaydıracağım. Zaten her sezon gelen pason çok daha minnacık 1-2 değişimli versiyonu çok da anlatacak ekstra bir şey yok. Vaktinizi almak istemiyorum. Zaten merak edenler ya da herhangi bir şey sezon oynayanlar biliyordur. Zaten eski oyuncuysanız sezon zaten birkaç saate bitip bitirmişsiniz. Pasoyu da almış ödülünüzü alıp mutlu mutlu oturuyorsunuzdur. 3 ay boyunca öyle yapacaksınızdır. Ya da yeni yan çağrı açıyorsanız da kendi kafanıza göre gelişebilirsiniz kendi hızınızda. Ya da balıkçılığa bırakabilirsiniz sezondan mevzu etmeden. Bence onu yapın. Nedenini de biraz daha anlatacağım zaten. Şöyle de hızlıca geçtireyim burada da. Bunların ne olduğunu bilmiyorsanız da aşağıda bu ilgili kısım var. Evet, sezon karakteri gelişimle birlikte ödüller de büyüyor. 28 Şubat'tan 19 Nisan arasında arkadaşlar. Böyle ödüller var. Level 50'ye ulaşırsanız. Level 56 olursanız bunlar var. 58'de bunlar.
59'da bunlar, 60'da da bunlar var. 61 artık kasmanızı istemiyorum. Biraz daha anlayabileceğiniz üzere en azından sezon çapına. Çünkü bir de bu sezon ekstra özelliği balıkçılığa teşvik etmek amaçlı olduğu için bu sezon böyle yapmışlar. İlkbahar sezonunda balıkçılık yapalım kısmına da geldik hazır gelmişken. Sadece sezon sunucusuna kadar tamamlanamayan, tanımlanamayan balık bu sezonda balıkçılığa meydan okuyor. 28 Şubat ila 19 Nisan arasında arkadaşlar. Kolekant sezon sunucusu aşağıdaki belirtilen konular çıkacak ama sezon kolekant unutmayın normal kolekant değil. Veydia, Heydel ve Altova'daki ilgili yerlere gidiyorsunuz. Balıkçılık yapıyorsunuz sezon çarınızla. Gördüğünüz üzere 50 tane verirseniz saraylı için bir kere 60 vs. 40 verirseniz yardımcı sözleşme kutusu 25 ile yumrum olmuş kristal seçim kutusu 20 ile yanan ayışı karı taşı alıyorsunuz. 25 verirseniz saraylı için 3 kere düş kuran denge kristali alıyorsunuz. Bu da garanti pen yükseltmeye yarıyor kapatıyor biliyorsunuz. Sezon kolekantı 12, 10, 7, 4 veya 3 verdiğinizde her aile başına haftada bir kere şunları alabiliyorsunuz. Bunlar ama 2 Mart Perşembe'de itibaren gerçekleşecek. Biliyorsunuz bugünkü ama bir gün erken geldiği için salı gününde çarşamba yerine onu perşembe başlayacak şekilde ayarlanmış durumda. Ve sınırsız şekilde bir tane kolekant verip bunu zaman sindikartaş 5 ise dönüştürebilirsiniz. Ben üşeniyorum 500k gümüşe de alabilirim derseniz alabilirsiniz ama saçma kesinlikle ama onu zaman sindiğe dönüştürüp FS falan alın en kötü yani bence. Ve her sezon geldi gelen hattan geldi. 19 Nisan bakımına kadar arkadaşlar sezon sunucularında %300 level XP, %50 beceri XP, %30 yaşam XP hattan var. Ve sezon sunucusunda, pardon bu zaten anlattığım olay, tamam aynısı. Level 51 veya üzerine itibaren beceri yaşam XP tüm level'larda uygulanır level XP hattan unutmayın. Evet sonda sezon içerikleri bitti rahat bir nefes alabiliriz. Rat limanı anları ekran görüntüsü olarak saklayın etkinliği. Black Dead kıtasında en uzak yer gizemli atmosferiyle merak edilen Rat Limanı. Biliyorsunuz Beyoğlu'da şöyle bir Rat Limanı diye çok eski bir yer var ama burası bayağıdır ellenmiyordu. Şimdi yeni bölgenin gelişiyle burası değişecekti biliyorsunuz. Bu Rat Limanı'nın gidişinden dolayı böyle bir güle güle Rat Limanı ekran görüntüsü etkinliği geldi. 28 Şubat ila 8 Mart arasında katılıyorsunuz buna. Rat Limanı çeşitli görünümle ekran görüntüsü alacaksınız. Manzara, NPC, nesneler ve benzeri herhangi bir şey olabilir. Aldığınız harika ekran görüntüsü, resmi replikası, yaratıcı içerikler panosu yüklüyorsunuz. Başlığına Rat Limanı yazıyorsunuz. Karşında herkes bunlar alıyor. Bunu biliyorsunuz dün Tayvan notlarına bakmıştık. Orada Tayvan'daki GM'lerle işte gemiye binip birlikte gidip orada resim çekip dönme imkanı da sunuyor. Bizim GM'ler genelde bu tür şeylere sıcak bakmadığı için onu yapmamışlar ama olsun. Herhangi bir şekilde Veld'e ölüp köy atıp ya da işte NPC gemisine gidip sonra geri dönüp yapabilirsiniz etkinliğe katılımınızı. Gelelim şimdi İnci Dükkanı. İnci Dükkanı'nı gene her zaman gibi oyun için anlatacağım. Karur Pasos'u geldi arkadaşlar. Bari karşıma rahat yolculuk paketi geldi. Karşıma rahat yolculuk paketi yeri anlatacağız. Sıcacık yolculuk paketi. Onun dışında bari karşıma 5'li premium seti Paytm'ciler için. Karakter soğutuk geçirte kuponu aldı. Kesinlikle alın. 40'inciye kaçırmayın. Zaten her ayla başı bir. Maksimum limit hala 30. O yükseltilmedi. Eğer eskiden aldıysanız bitirdiyseniz de üzgünüm heyecanlamayın. Zatkar paketleri her zamanki gibi envanter geldi bence gereksiz. Kullanışlı Rare Pet paketi, Drakani Ayışır kıyafet seti, binek kategorisinde tamam pardon binek kategorisinin çoğunu %20 indirim var. Bir de bari karşılığımı %20 indirim kuponu veriyor. Bunları da birazdan göstereceğim. Şeyi hoppidi hoppidi klasik seti indirimde. Vefa'ya gelen birkaç tane daha şey var. Bunlar güzel. Veliyeşi kontrolamı geliştirdi paketi. Heyde falan. Hepsi 3000 vefa'ya artı 1 artı 1 artı 1 gayet güzel olmuş. Aynı şekilde Odraxia ahır genişletme. Duvan kırın ahır genişletme mesela. Hepsinde 3000 vefa'ya ahır genişletme satıldı Mör'de. Mör paketi de bugünkü yama ile beraber artık inci paketleriyle satılışı kalktığı için Mör paketi geldi. 100 vefaya 30 günlük versiyon hem de. Benim değerli paketimi ben sadece arada girip boyama yapacağım diyorsanız Mör paketi alabilirsiniz. Vefayla gayet iyi olmuş. Gelelim inci dükkanına. Evet, Drakani'nin kostüm 500. Onun dışında 2502'ye 5 tane premium kostüm, 3 tane mistik krom paketi, 1 tane de görünüş kategorisi. %10 indirim paketi indirim kuponu 2502'ye bir de bunu F3'te biraz daha anlatacağım şeylerle daha da ucuza da alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii tercihsin hemen harcamayın bence ama. Onun dışında 541'inci yeni maceracı paketi geldi. Kesinlikle alın yeni maceracısınız. 30 günlük değerli 30 donatiyar 16 envanter 5 elyon 5 tane XP parşömeni 3 tane parfüm 3 tane öz iksiri 3 tane de büyülü iksir paketi diyorum ya. Her şey paket demekten dinde tüy bitti. 3 tane mistik İksir şeyi veriyor.
Aile başı bir limit var, alın kesinlikle. Sıcak yolculuk paketi 896 inci arkadaşlar. Bir tane depoja da pazarcı kent tercihinizde artı bir premium kostüm 300 kron. 5 tane %300'lük sece 10 tane losko ve bir tane artı basma kiti artı bir. 702 incilik zanaatkar paketi bir tane %10 fonksiyon indirimi. 2 tane 50 FS, 15 Vax, 25 hafıza ve 130 zanaatkar alıyorsunuz. Aile başı 5 limit var haftada. Onun ikinci yılı genelde bunlar daha iyi alıyor. Aile başı 5 limit var gene 1620 inci. Toplam 320 320 zanaatkar hafızası değil mi de? Evet, Türkçesini bilmiyorum. Ben artisan deyip geçiyordum. 60 tane hafıza parçası 40 wax, 2 tane 50 FS, 2 tane 60 FS, bir tane fonksiyon kategorisi %10 indirim paketi. 50 envanter 780 deyince bence worth değil. 1456 ya da 100 versiyonu bence iyi değil ama tercih sizin. Yani iyi değil derken ben envanter alımını artık gereksiz buluyorum. Vefadan oradan şuradan bir sürü var zaten diye. Tabi bol istiyorsanız alabilirsiniz. 216. temel herkesin kullanması gereken işte kutup ayısı, tilki, lama ya da gemi ağırlığı için bu karga satışı sunuldu. 216. aile başı haftada 5 ve Mörpalit'e 30 günlük aynen 30 günlük Mörpalit'i geldi Vefa dükkanına 100 incilik. Ay, ne incisi abi, Vefa Vefa, öf. Parama tüfek gibi konuşmak bazen çok kafa karıştırıyor. Evet, diğeri de 100 gümüş arkadaşlar. 15 Mart'a kadar tüm inci dükkanına geçen %20 kupon var. Bence saklayayım bunu. Neden merak ediyorsunuz? Yakında bir şölen geleceği için. Bence şölende gelecek bir potansiyel şey kullanmayı bekletin. En kötü geç alırsınız. Pasoyu kullanırsınız. Onun için bu arada paso burada gözükmüyor. Bu sezon içeri olmuş için ama pasoya da girip burada tıklarsınız. Zaten çıkar onunla ilgili kısım. Ben de gördüğünüz şu an böyle zort oluyor arka planda. Aa bak burada gözüküyor alınıyormuş. Neyse, nasıl bug'lı anlamışsınızdır ama. Neyse. Shayne'in hop bir deyip bir kostümü 510 inci. 577 inci Archer kostümü, ağırlıklar. Bunlar 22'se kadar satış devam eden şeyler. Ağırlık diyorum. Atçılık 15 Mart'a kadar devam eden şöyle beceri değişimi ve beceri seçim kutuları. At büyükleri falan. Bunlar zaten at kategorisine gelen indirimlerden dolayı. Aynı şekilde demin inci dükkanından ama Tayvan'da anlatmıştık zaten. Pet kategorisine de %30 indirim, %20 indirim var. Onu da alabilirsiniz. Çadıra da indirim 22'sine kadar devam ediyor bilginize. Onun için Warrior'ın şu kostümü falan. Bunlar geçen 2 hafta önce gelen ya da bir, pardon, bunlar bir hafta önce gelenler. 8 Mart'ta satış bitiyor bu kış paketinin. Diğer versiyonu. 263'lük Elveda kış paketi, Elveda kış şanlı paketi, Herkül paketi bu 22'ye kadar devam ediyor, bu da 22'ye kadar devam ediyor. Bunları öneririm. Herkül ve bir de 352 istiyorsunuz alabilirsiniz ve Yen Orası ve şu Snowflake kostümleri de satışa sunuldu. Bunlar kalıcı artık. Oh, kurtulduk ikinci dükkandan. Gelelim şimdi yamalıklara. Bugünkü yamamız 796.69 MW. Başta güncelmez. İlkbahar sezonu başladı. Bugün güncelleme ilkbahar sezonu başladı. Sezon içeriği geçtiğimiz sonbahar sezonuna itibaren yaşam XP ile gelişim avantajlarla beraber sezon yükseltme malzeme elde edip temel toplama eşyası elde etme oranını arttırmaya kadar sezon sunucusunun yaşam içeriği yükseltmeye yönelik değişimler geçirdi. Bu seferki ilkbahar sezonu ise balıkçılık teması ile gerçekleşecek. Ok anlattığım tüm kolektantlar falan etkinlikte bu yüzden nedeni. Öncelikle yaşam içeriklerini alınan Level XP artarak ilkbahar sezonu balıkçılığı XP elde etme miktarı 3 katı uyguladık ve böylece canavarları yok etme dışında biraz ara vererek gelişmek istediğin zamanlarda bununla uygun şekilde faydalarını sağladık ve kasalarınızın elektriğini tüketerek balıkçılığa bırakın demek istiyorlar burada geceleyin. Özledik. Özellikle Kapatya Aksos'a kesin olarak yükselten düş kuran denge krizinin takas edilebildiği kolekantın çıkması ve sezon sunucusuna gelişim malzemesi elde edebilen haftalık tekrar görevinde zorluk derecesi düşürülmesi oldukça rahat bir sezon yaşamına başlamanızı diliyoruz demişler. İlkbahar sezonu 28 Şubat'ta başlıyor. 19 Nisan'a kadar devam edecek arkadaşlar, bilginize. Sezon sunucusu ile ilgili diğer şeyleri anlatmayacağım. Bunu anlatmaya gerek yok. Zaten farklı şeyleri anlatacağım. Detaylı bilgi için burada sezon sunucusu, sezon karakterinin ne olduğunu okuyabilirsiniz. Eğer ben bu kadarcık şeyi okumam diyorsa zaten BDO'ya oynamayın, yanlış oyundasınız. İlkbahar sezonu yaşam içeriklerinin artan Level XP ilkbahar sezonu balıkçılığında 3 katı uygulanıyor. İlkbahar sezonunda balıkçılık yaşam içeriği aracılığıyla Level XP elde edilme içeriği belirten içeriği 3 katı olarak uygulanır. Bu biraz da anlatacağımız kısım.
İlk bar sezonu sezona özel balık sezon kolekant aracılığıyla gelişim mümkün. Sezon kolekantın bu her zaman bu sezon sunucularında burada tutabileceksiniz. Sezon sunucusunda balıkçılık ile elde edebilen sezon kolekantın eklenmesine bağlı olarak yukarıdaki bölgelerde yakalanan mevcut eşyaları elde etme oranı belli oranda ayarlandı. Ancak normal sunucularda öncekiyle aynı. Sadece sezon sunucusuna yakalanan sezon kolekant ile kapot yaksısına kesinlikle yükselten düş kuran denge kristalinde dayanamaksız çeşitli eşyalar elde edebilir. 500 gümüşse satabilirsiniz kesinlikle satmayın. Demin zaten etkinlik kısmını anlatmamışım. Bu kısmı yukarıda aşağı hızlıca kaydırıyorum böyle. Sezon postosunu anlattık, o yüzden bunu geçiyorum. Bu seferki nişan, ilk bar nişanı şöyle bir görünüşü var. Maksimum 80x elde ediyor normalden. Pasoda alırsınız, ekstra 40 tane daha ek olarak elde ediyorsunuz. Ödülleri de burada gördüğünüz gibi. Özellikle şu 140 PS'yi öneririm her zaman gibi. Ve haftalık kesme görevleri değişimi. Sezon haftalık tekrar görevini tamamlamak için gerekli olan canavar yok etme sayısı ayarlandı. Bu haftalık görevler aslında büyük miktarda yükseltme malzemesi kazanabildiği için buna uygun olduğu düşünülen bir zorluk seviyesi oluşturmuştu. Ancak zaman geçtikçe bunun çok aşırı olduğunu kanıt getirdik. Maceracının ekip oluşturarak birlikte mantar kesmesi gibi durumlar azalacak olsa da tek bir kişiyle de haftalık görevinin sorumsuzca tamamlanabilmesi için yaptığımız bir seçimdi. Bu konuyla anlaşacağız. Özellikle kolaylaştı. Artık parti kurup yapmanıza gerek yok ya da İşte 1, 2, 3, 4 gün sadece oranın günlük görevleri yapmanıza gerek yok. Artık bir gün, bir saatten çok kısa bir sürede çat diye 500 mob kesip geçebileceksiniz. Çünkü 5000 alanlar 500, 4000 alanlar 400 kesmeyle oluyor gördüğünüz üzere. İlk bar sezonunda önceki sezonlarda yarık kelebeği gibi Vax'ın tavsiyesi eşya düşümü artış parçalama ve benzeri eşya takas edilen yarık eşyası zamanla sindikar taşı kısmen dahildi. Bu çok güzel olmuş. Gidip ekstra grind atıp ekstra ayrı bir malzeme almak yerine direkt artık zamanı sindiği kartaşı ile bunları da alabileceksiniz. Bu güzel bir değişim bence. Bu en önemli değişim hatta bu sezon. Zamanı sindiği kartaşı aracıyla takas edilebilen Vax'ın tavsiyesi için gerekli miktar değiştirdi. Zamanı sindiği kartaş aracılığıyla eşya düşümü artış parçalarını takas edebilecek şekilde ekleme yapıldı. Evet, en iyi olma nedeni de bu. Burada gördüğünüz miktarlar var. Mesela zaman sindiği kartaşı 30 yerine 20 veriyorsunuz artık. Vax'ın tavsiyesi onu öyle alıyorsunuz. 20 FS'yi de 50 verip alıyorsunuz. 30'lu 200 yerine 150 alıyorsunuz. Gördüğünüz üzere ve Lucy'e eklendi. 40 FS var. Vax'ın çığlığı vesaire. Güzel güzel şeyler var. Sezon dair artık. Sezon demeklendiğim de tüy bitti yeter. Salıyorum bitti. Kurtulduk. Oh. Eklemeler, düzenlemeler. Sınıflar. Ortak. Wusa ve Maygo sınıflarının premium karakteri eklendi. Karakter oluşma penceresi sağ üst köşesinde bulunan premium sekmesi üzerine premium karakter oluşuyor. Premium karakter ne olduğunu ben bilmiyorum diyorsanız 2 tane videodur şuraya bakabilirsiniz. Deneme çağrı özetle trial. Artık onda bir adı değişse de rahatlasak. Vahşi öfke güllemesi birden mutluğa kadar bu becerileri kullanırken beceriniz sadece LMB artı RMB basılı tutulduğunda sonuna kadar etkinleşme sorunu düzeltildi. Kunoichi ay darbesi, ay darbesi becerisinin saldırısı sadece LMB veya RMB girilmesi durumunda etkinleşecek şekilde değişildi. LMB veya RMB'nin kontrol tuşları olarak kullanıldığı diğer becerilerle combo yapılmaması sorunu düzeltildi. Ninja, gölge biçme. Sura katanası ile Ninjutsu sahte gölge becerisi kullandıktan sonra gölge biçme becerisi etkinleştirmek için Q tuşuna tekrar basılması gerekecek şekilde değiştirildi. Büyücü. Godur küresi eğitim becerisi hareket halindeyken kullanıldığında ardından combo yapılabilen becerinin cephe savunması etkisinin uygulanmama sorunu düzeltildi. Bu sorunun düzeltilmesiyle soğuk dalga gibi yön tuşları ve LMB kontrol tuşları kullanılan becerilerin cephe savunması etkisinin arası uygulanmama sorunu da düzeltildi. Mystic, ruh kıran tekme becerisiyle isabetli vuruşlarda ilk vuruşta dövüş ruhunun yenilenmemesi sorunu düzeltildi. Kaşeş'in akım kum büyücü. Akım kum büyücü becerisinin açıklamasındaki tüm kaçınma oranı artış etkisi gerçekte uygulanan etkiye uygun bir şekilde düzeltildi. İçerikler. Denecilik yırtık hazine parıta parçası tekrar elde etme görevi. Bir önceki takas güncellemesiyle birlikte bugün gerçekleşen güncellemede daha gelişmiş gemi potansiyeli için deniz kristali ve yırtık hazine harita parçası iyileşildi. Öncelikle deniz timsahı aracılığıyla elde edilen yırtık hazine parıta parçası birleştirmek eşyası olduğundan çeşitli kısımların parçaya ihtiyaç olduğundan dolayı süre ilerledikçe belli harita parçanın toplanmasını gerektiriyordu. Artık haritayı tamamlamada lüzumu olmayan hazine harita parçalarından yeni harita parçaları elde edebilmek için bir yöntem eklendi.
Öte yandan deniz kristali içinse daha yüksek aşamadaki deniz kristali üretiminde gerekli olan köken eşyalarının elde etme miktarı yükseltildi ve Margaret deniz kristali içinse farklı potansiyel değer elde etmek için bunun basit kimya yaparak tekrar elde edilmesi sağlanan bir basit kimya yöntemi eklendi. Eski ay klanında okyanus hazinesi bulmak için denize açılan maceracılara yönelik yeni bir anlaşma önerisi başladı. Okuyla'nın gözündeki NPC Elro'ya yırtık hazine parçası harita parçası 2x ve Yos'un temizleme çözeltisi 3x vererek yeni yırtık hazine parçası elde edebileceğiniz bir tekrar görevi eklendi. Gördüğünüz üzere gayet iyi olmuş. Yırtık hazine harita parçası kutusu eşyası kullanımına belli bir olasılığa göre yırtık hazine parçasından bir tür elde ediyorsunuz arkadaşlar. Denizcilik düşük seviyeli deniz kristali elde etme miktarı artışı, Margaret deniz kristali yeniden elde etmek için kimya yöntemi eklenmesi, Eltro, Cerny ve Julatya deniz kristali ile basit kimya yapıldığında elde edilen Eltro, Cerny ve Julatya'nın kökeni eşyaların miktarı arttırıldı. Önceden 1x'ti artık 1 ila 2 arası çıkacak. Daha doğrusu 1 ya da 2 çıkacak. Margaret deniz kristali ile basit kimya yapıldığında elde edilen Margaria'nın kökeni eşyasının kullanıldığı Margaria kristali eşya üretme yöntemi eklendi gördüğünüzde 3x ve hükümsüz deniz kristali basit kimya. Margaria kristali üretim yöntemi eklenmesi Margaria'nın kökeni eşyası açıklaması değiştirildi. Çiftçilik, özel tohum ya da lifi, büyülü tohum ya da lifi işleme yöntemi eklenmesi. Güzel olmuş, artık direkt maviyi ekip böyle büyütüp şansınıza sarı gelecek onu büyütçeniz derken böyle bir süreçten kurtuldu. Artık da maviyi sarıya çevirebiliyorsunuz. Özel tohum lif eşyaları kullanırken büyülü tohum lif elde etmeyi için bir yöntem eklendi. Artık bahçedeki mahsulleri değiştirdiğinizde veya ek olarak büyülü mahsulü ihtiyaç duyduğunuzda bahçenize kolayca bakım yapabileceksiniz. Çiftçilik level'ı zanaatkar 1 ve üzeri özel tohum, gizemli tohum ve saf su kullanarak büyülü tohum veya büyülü lif eşyası elde etmek için bir işleme yöntemi eklendi. İşleme yöntemi L'ye basıyorsunuz. Sağlama ile özel tohum veya özel lif koyuyorsunuz. Gizemli tohum koyuyorsunuz 2x ve saf su ile direkt maviden sarıya yükseltiyorsunuz. Yeni işleme yöntemin eklenmesine bak. Sallama sırasında su sayısı da 2'den 3'ü çıkarıldı. Bu sallama derken sallama L'deki sallamadan bahsediyor. O 2'yi de artık 3 oldu. Çiftçilik gizemli mahsullerde meyve türleri elde etme miktarı iyileştirdi. Kimyada temel malzemelerden biri olan meyve eşyalarının ihtiyaç duyulması durumunda gizemli mahsulü aracılığıyla elde etmenin bir yöntemi vardır. Bu yöntemi daha çekici bir seçenek olarak uygulamak için gizemli mahsulü yerleştirirken elde edilen meyve miktarı iki kata çıkardı. Bu harika bir değişim. Tarlacılık zaten wordliyorduk. Bir de spesifik meyveleri ihtiyaç duyduğunuzda artık meyveleri iki kat fazla alacaksınız. Harika bir değişim olmuş. Ben buna bayıldım. Gizemli tohum lif çiftçilik mahsulleri bitki yetiştirici yapıldığında elde edilen meyve eşyaların miktarı eskisi oranı 2 kat arttırıldı. Gizemli tohum lif çiftçilik mahsulleri bitki yetiştiriciliği yapıldığında her bir mahsule denk gelen meyve eşyası yaklaşık 30-40 elde edilebilecek gördüğünüz üzere tohum türü eşyaları da bunlar. Eskiden beri karakter sadece av sahasına sınırlı kalmayacak şekilde toplamının yanı sıra yaşam içerikleri aracılığıyla da belli bir miktar level XP kazanacak şekilde yapmıştık. Fakat bu değerler çok önceden ayarlandığından, evet yaklaşık 2018 falan, şu anki duruma uygun şekilde yeniden düzenledik. Buna bağlı olarak toplama, işleme, aşçılık, kimya, balıkçılık, at yakalama, çiftçilik faaliyetleri aracılığıyla elde edilen level XP'nin miktarı arttırılarak düzenlendi. Esas amacınıza uygun olarak sadece av sahalarını canavar yok etmek değil, çeşitli içeriklerin tadını çıkararak da karakterinizi geliştirme fırsatı yakalamanızı dileriz. Level XP'yi elde etme yöntemlerini ileride daha da genişletecektir. Teşekkür ederiz demişler. Çok önemli bir değişim değil. Özellikle balıkçılık bayağı arttırıldı. Bu sezonda da millet kalsın diye. Yani ne kadar yüksek olduğunu sırf şurada görebilirsin. Tabii 66 önemli değil de. Hani şu 14 kat zaten her türlü bayağı önemli. Şu at yakalama da iyi olmuş ama zaten at böyle gidip yüzlerce yapabileceğiniz bir şey değil. Gerçekten aşırı sıkıcı. Çok aşırı önemli bir değişim değil zaten. Sırf life skill ile level kasan bu oyunun neredeyse imza yok. Genelde life skill'ciler bile en kötü 58 ya da 59'a kadar görev yapıp orada 59'a 61'e direkt görevlerle yapıp geçiyor yani. Çok da önemli değil. Level 66 sonrasında 60-65 arasında elde edilen XP miktarı sadece %10 ediliyor. Çok da önemli değil. Kimsenin kasını sanmıyor 66'dan sonra level XP'yi life skill ile. Solar arası normal sezon bitişi. Solar arası normal sezon sonerde çok da iyi, çok da güzel oldu. Zaten Maygo ve aktarım seyircilerden ortalık geçilmez olmuş. İğrenç ötesi bir dengeleme sistemi olduğu için daha da kötüye gitmişti yeni çağrıları ekleyip bir de onları saçma sapan bufflayarak. İyi oldu. Bence bitmesi güzel. Umarım bir sonraki sezon
bu tür hataları düzeltip getirler demek istiyorum ama Bedo'yu biliyorsam gene düzeltmeden yarım yamalak getirip gene yarı yolda düzeltip anca öyle toparlamaya çalışacaklar. Ne yazık ki bu Solara gibi ranked olan şeylerin ne kadar ciddiye alınması gerektiği konusunda Bedo çok geri bir firma. Umarım bunları acilen ciddiye alıp düzeltir. Çünkü hala maplerdeki oluşan buglardan tutun, saçma sapan rankların eşleşmesine tutun, klasların zaten dengesizliği baştan aşağı rezalet, onu zaten geçiyorum. Hani daha bir de maplerdeki dengeleri, eşyaların şeyleri, lag sorununu bile çözemiyor adamlar. Rezil bir şey. Neyse. Rantım bitti. Sınıflara göre top 1 ödülü. Solaris'in normal sezonda elde edilen nihai puan kriteri alınarak sınıflara göre birincilik elde eden maceracı için maceracının karakteri savaş arası hatıra NPC'si olarak üretilebilen arenasına hatıra NPC'si olarak üretilerek yerleştirilecek. Yerleştirilen karakterin görünümü her hafta düzenli bakım sırasında ayarlanma maceracının görünüm bilgisi kıyafet tarihi ile güncellenecektir. Hatalı veya uygun olmayan görünüm olduğunu yerleştirme içeriği değiştirir veya iptal edebilir. Yerleştirilerek NPC için giymesi istediğiniz kıyafet setini sınırlı işbirliği ve benzeri özel kıyafetler hariç olduğu kıyafet setleri için geçerlidir. Posta aracılığıyla gönderen içeriğe göre iteminiz iletmenizi rica edilir. O yüzden postanıza bakın arkadaşlar. Bu top 1'e girenler tabii ki. İlgili bildirim 8 Mart bakım öncesine kadar başvurulan içerikler için geçerli. Başvuru yapılmamış veya bildirilen şartlardan farklı bir içerikle başvurulmuş ise rastgele belirlenecektir. Genel sıralama top 100 ödüllü, Güneş Şövalyesi kıyafet ödüllü. Solaris'in normal sezonda elde eden nihai puana göre genel sıralamada ilk 100'ün içinde yer alan maceracı Güneş Şövalyesi kıyafet kutusu oyun içi post aracılığı gönderildi. Kıyafet ki kullanmak istediğiniz sınıfta kutuyu açarsınız, sınıfınıza uygun bir kıyafet elde edebiliyorsunuz. Yani Maygo ya da Sage bağlayıp kastıysanız rankınızı, onu açmak zorundaysanız istediğiniz şeyinizi açabiliyorsunuz. Hadi iyisiniz NOP çarlar rank kasan arkadaşlar. Kıyafet kullanmak istediğiniz sınıfı bunu okudum. Aşağıdaki görselle kıyafeti kullanıldığı savaşçı ve Walker sınıfı örnek alabilirsiniz. Şey de var. Gördüğünüz üzere. Genel sıralama top 100 ödülü. İkinci ödül bu. Güneş Şövalyesi onur ünvanı. Solaris'i normal sezonda elde edilen nihai puanına göre genel sıralamada ilk 100'ün içinde yer alan maceracılara Güneş Şövalyesi ünvanı oyun içi posta aracılığıyla gönderildi. Postadaki ünvan eşyasını sağ tıklayıp kullanarak ünvanı elde edebilirsiniz. Bu ünvan bir sonraki Solaris'i normal sezonunun son ayına kadar kullanılabilir. Genel sıralama top 100 ödülü. Üçüncüsü onurlu Solaris'i. Solaris'i normal sezonunda ilk 100'ün içinde yer alanlara onurlu soları kusuyorlar. Bu kutu açtığında bunların hepsi çıkıyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Maceracının macera günlüğü kitaplığı aşağıdaki gibi değiştirildi. Şaka tutucuları derleme günlüğü, Divin eşya sözlüğü, Alustin kimya günlüğü, Dorun Morgrim gizli günlüğünü kapasite içine alacak şekilde ayarlandı. Karga tüccarları kayıt günlüğüne, Rulipen seyahat günlüğü, Kafras kayıtları, Fugar'ın başarı öyküsü, Lamut çetesi macera günlüğü kondu. Eskel tüccarları faaliyet günlüğü, Marga'nın kitabı, Habercinin günlüğü, Pavone Greco muhtelif kitapları eklendi. Özetle dün zaten Yama'da göstermiştim, direkt kıyaslanmış halde. Şu an açarsınız gördüğünüz gibi kitaplığınız böyle çok daha düzenli bir şekilde ayarlanacak şekilde birleştirildi. Çok da iyi, çok da güzel olmuş bence. İleride gelecek kitaplarında az çok görüyorsunuz, daha bir sürü kitap getireceğim demek istiyor Bedo. Macera günlükleri birleşmesine bağlı olarak her bir macera gününü elde etmek için gerekli koşullar hafifletildi. Bunları okumayacağım. Yukarıda aşağı zaten spesifik olarak şeyin yanındaki tabloya bakarsınız görebilirsiniz. Mesela burada aynı. Burada değişenler var vesaire vesaire. Şöyle yukarıda aşağı kaydırıyorum. Ben de o sırada su içeyim hemen. Dur şöyle yapayım. Bir de İngilizce bakın. Eşya. Eferi pulu fosili. Ney? Pardon, ejderha pulu fosili. Ben diyorum ne eferi pulu. Ejderha pulu fosili vaktin tavsiyesi takası iyileştirmesi. Ejderha pulu fosili yükseltme arayüzünün yeniden düzenlemesiyle birlikte yükseltme fonksiyonunu iyileştirmesi düzenlemesinden önce vax tavsiye elde etmek kullanılmak üzere güncellenmişti. Bu güncellemede söz konusu kullanımı iyileştirdi. Ejderha pulu fosili takas edilecek vax'ın tavsiyesi 20 ve 40 için gerekli takas sayısı azaltıldı ve takas tavsiyesi 30 veya 50'de yapılabilecek şekilde iyileştirildi. Böylece yükseltme oranı gereken durumlarda bir seçenek olarak uygun şekilde kullanılacak.
Ejderha pulu fosiliyle Vax'ın tavsiye takas yöntemi iyileşildi. Eğitonlu NPC Ulam Ejderha pulu fosili Vax'ın tavsiye takas etmeye başladı. Ejderha pulu fosili eşyası aracı takas yapılan eşya aşağıt gibidir. 20 verip 20 PS alıyorsunuz ya da 50 verip 30 alıyorsunuz ya da 150 verip 40 alıyorsunuz ya da 400 verip 50 PS alabiliyorsunuz artık. Güzel olmuş. Keşke bu eşyanın en büyük sorunu derse, eğer bilmiyorsanız bu eşyanın aslında en büyük sorunu arkadaşlar. Pardon, benim kazarda değil şeydi depoda, neyse, ağırlığı. Bu aptal eşyanlarla bir. Yani ben gidip bundan 400 tane veriyorsam envanter 400 ağırlık boş olması gerekiyor. Hani böyle bir saçmalıkla gidip şu 0.01 falan yapsalar da gidip FS'ye takas etsek değil mi? Ah be Edo, ah gene bir düzeltme yapıyor, gene yarım yamalak be. Ah be abi, keşke oyunu oynasanız. Yeşil parti iksiri mavi parti iksirine kıyasla etkin süresi ve etkisi biraz hayal kırıklığı yaratıyordu ve herhangi bir amaç olmadan yeşil derece parti iksiri üretilmesi durumunda yeniden mavi derece olarak üretmenin bir yöntemi bulunmuyordu. Bundan sonra bazı durumlarda mavi parti iksiri olarak üretilerek kullanılabilmesi için bir kimya yöntemi ekledik. Malzeme satışı Ibelab'ın temiz suyu satın alıp kullandığında toplu bazı kimyada yapabilirsiniz. Daha yaygın kullanılması umuyoruz. Özetle yeşil iksirleriniz maviye yükseltilemiyordu. Yeşil partiler maviye yükseltilemiyordu. Artık onlar partiye yükseltebiliyor. Kimya level'ı becerikli level 1 ve üzerinde aşağıdaki basit kimya yöntemiyle birlikte Ebilav'ın temiz suyu 1 ekleyerek tek seferde 10 adet basit kimyada yapabiliyorsunuz. Mavi reaktif Ebilav'ın temiz suyun her biri malzeme satış sempise 50.000 ve 10.000 gümüşse satılıyor. Yeşil derece iksiri 3x verip artı 1 mavi reaktifle mavi derece part iksiri yapabiliyorsunuz. Tüm liste böyle, tabii ki tüm liste okumayacağım, önemli değil. Hepsine var. Ve gelelim sonunda, benim en beklediğim değişim geldi arkadaşlar. Artık kulturduk, rahatladık. Artık merkez pazardaki bazı ağırlıklar saçma sapan derecede yüksekti. Artık bu sorun çözüldü. Artık rahat rahat güzel bir şekilde merkez pazarınızı biraz daha depo gibi kullanabilirsiniz. Oradaki bazı eşyaların ağırlığı 50 idi. Tüm ekipmanlar, türleri şunlar. Takılar 20 idi. Onun için şu diğer üstte olmayan listelenmiş her şey 1'di. Bunlar 0.3. 20'den 5'e ve 50'den 10 olacak şekilde ayarlandı. Hatta dün SS çektim kaç düşecek diye. Benim dün çektiğim SS'den direkt şuradan göstereyim. 7938 ağırlık varken artık bu yamada gelen şey 2000'e düştü. Yani sizin merkez pazarlığınız bilmiyorum ama benim için harika oldu. Artık şu kadar dolu olsa bile güzel bir ağırlık düşüşü olmuş. Hayırlı uğurlu olsun herkes. Sonunda Beedo 2023 yılına giriş yaptı diye biz bu değişimle. Çünkü merkez pazarın üzerinde tutulan eşya sayısından dolayı, bazı depo atlamama gibi sorunlardan dolayı merkez pazarın ağırlığı dolma sorunu vardı. Özellikle kristaller, bilen bilir zaten, yiyormuş. Savaşın düşünceleri eşyası depo üzerinde taşıma işlevi aracıyla taşınamayacak şekilde değişildi. Etkinlik karan tüketimi kökeni eşyasının plandan silme tarihi 22 Mart bakıma değiştirildi mi? Ne? Hayda! Şölen ertelendi o zaman. Çekişler 8 Mart mı hala? Lan çekişler niye 8 lan o zaman? Ulan ne güzel, çekişlerde bunlar da 8'inde bitiyor. 11 Mart'ta şölen var diyorduk. Bunu erteledi o zaman. Şölene tahmini 25 Mart diyebiliriz galiba. Mahvolduk. Neyse, onları harcayız bir ara. Buna bağlı olarak etkinlik karanlık kitimin kökünün eşyasının açıklaması metni değiştirdi. Düş kuran denge kristali eşyasının açıklamasındaki nasıl elde edilebildiğine dair açıklama içeriği değiştirildi. Görev ve bilgi. Aile içinde ilk olarak bir kez öğretici gerçekleştirilmesi durumunda tutorial'dan bahsediyor. Görev yapma aracılığıyla devam eden öğretici ara sahneleri atlanabiliyordu. Bundan sonra ayrıca bir görev gerçekleştirmeden de ara sahneye atlanabilecek. Henüz görevi gerçekleştirmemiş maceracılar da ara sahneye atlayabilecekler. Hayırlı olsun arkadaşlar. İstediği şey sonunda geldi. Öğretici ilk olarak bir kez tamamlandı. Görev gerçekleştirmeden de atlama yapılacak şekilde iyileşildi. Öğretici ilk olarak bir kez tamamladıktan sonra devam eden öğretici ara sahneye atlama işlemi başladı gibi iyileşildi. Önceden tamamlayanlar öğretici kara ruhu uyarısı görevini tamamlandı ara sahneye atlayabiliyordu. Artık öğretici ilk olarak bir kez tamamladıktan sonra devamında ayrıca bir görev gerçekleşmeden ara sahneye atlayabiliyordu. Çoğu insan bu görevi geçtiği için atlayamıyordu. Diye atlayamıyorum diye çıldırıyordu. Neden oydu? Artık göreve gerek yok.
Öğretici sırasında anahtar sensin bilgisi elde edecek şekilde eklendi. Bu güncellemede gerçekleşmeyince oluşmuş ailelerde anahtar sensin bilgisi de verildi. Balinus ve Sonsuz Kışlığı ana görevi bir kez tamamlandığında görev gerçekleşmeden atlama yapılacak şekilde iyileşildi. Balinus ve Sonsuz Kışlığı ana görevlerinin ilk olarak bir kez tamamlandıktan sonra gerçekleşen Balinus ve Sonsuz Kışlığı ana görevi bazı ara sahne işlevi aşağıdaki gibi iyileşti. Keşke şu atlanamayan tüm simetle atlanabilir yapsa herkes mutlu olur aslında. Her bir ana görevi ilk olarak bir kez tamamlandıktan sonra Balinus yolculuğun bitişi kışlığı yolculuğun bitişi görevi tamamlanan ara sahne atlanıyordu. Artık her bir ana göre ilk olarak bir kez tamamlandıktan sonra ayrıca bir görev gerçekleşiyor atlanıyor. Her aile için bir kez gerçekleştirilen Balinus yolculuğun bitişi kışlığı yolculuğun bitişi görevi artık alınamayacak şekilde değişti. Aynı şekilde Balinus yolculuğun bitişi kışlığı da alınabilecek şekilde değişti bundan dolayı. Bağlantı noktası Fetih Savaşı. Kalfeon, Media ve Valencia Fetih Savaşı'na katılıp zafer kazanılması durumunda Lord Klan İttifak'ın klan deposuna Efer Yıldızı gönderecek şekilde ekleme yapıldı. Sadece klan lideri Efer Yıldızı'na klan deposundaki takdim et butonu aracılığıyla istediği klanı ise takdim edebilir. Takdim et işlevi klan klan bilgisi sekmesi takdim et butonu aracılığıyla kullanılabilir. Sadece Efer Yıldızı takdim edilebilir. Bu şimdilik tabi buna ileride başka eşyalar gelir. Var mı bende o düğme? Yokmuş. Neyse. İleride bunu başka bir eşyaları da ekleyeceklerini ben %100 eminim. Sadece bu yeni gemi için değildir. Efer Yıldızı ben bunun ne olduğunu bilmiyorum da siz geçen hafta anlatmıştım. Efer Dreadnought gemisini kullanmaya yarıyor arkadaşlar. Bu title olanlar 7 günlük süre boyunca bu title ile bu gemiyi kullanabiliyor. Efer Dreadnought sadece Kaptan Efer ünvanını. Ben hala bu arada bence bunun Efer Kaptan olması ve Dreadnought'un da Galyon olmasını doğru buluyorum. Çünkü bu gemin gerçek ismi Efer Galyon. Bizdeki eski çeviri ekipleri bir haltlar yediği için bu yeni ekipte düzeltmeye üşeniyor bence ama neyse. Bunun süresi dolduğunda ya da ünvanın süresi yoksa ya da süre dolduğunda geçerlik süresi aynı şey okudum neyse. Çağırmak ve binmek dışında bir işlev kullanabiliyorsunuz. Ney? Kullanabilirsiniz mi? Ha, çağırmak ve binmek dışındakiler hepiniz yani hiçbir şey. Evet şimdi gelelim diğer bir harika değişimi. Sonunda savaşlarda en çok istenen olay geldi. Alev Kulesi ve barikat için geliştirme malzeme pardon. En çok istenen değil, defans ekibinin en çok istediği şey. Alev Kulesi ve barikat için geliştirme malzeme alın ne almalıyım? Alev Kulesi geliştirme malzemesi kaç tane gibi sorular karşılaşıyordu ya da envanter ağırlığı sorun oluyorsa sürekli bitiyordu, yeni alıyordunuz falan filan. Artık kaldığınız bağlantı noktası aşaması veya katılmış olduğunuz aşamanın ek bina türünü düşünmeden sadece direkt çelik külçe, onyx ve erimiş bakır alarak onyx rahat rahat alabiliyorsunuz. Hayırlı olsun. Savunmada olan herkes artık. Hem barikatları her aşamada bir fetih savaşı ve sağlam barikatları da 10 demir külçe ve 10 erimiş bakırla yükseltebiliyor. Alev kulesi ve o kadar geçme malzemesi de eskiden çelik ve erimiş bir lütfen parçası artık bu da 10 külçe ve 10 demir külçe ve 10 tane erimiş bakırı değiştirildi. Hayırlı olsun. Pozisyona göre klan becerisi kullanımı geliştirilmesi bunlar unutulmuş şeylerdi. Klan becerilerinden toplanma komut, savaş toplanma komutu, yaşamın nefesi ve savaş alın kutsamı becerileri, klan kurmayı ve klan katibi de kullanacak şekilde genişletildi. Kullanılan pozisyon önceden klan lideri danışmandı saçma bir şekilde artık klan lideri de danışman da kurmay da katip de kullanabiliyor. Arayüz. Kutu eşyalar kullanıldığında slot yetersiz olması durumunda envanter ve ince envanteri arasında hangisinin yetersiz olduğuna dair konum bildirim mesajı iyileşir. Şükürler olsun. Yeni oyuncular artık kanser olmayacak. Maceracı notu tümünü göster modu aracılığıyla kontrol edildiğinde görseller daha büyük gösterecek şekilde iyileşildi. Bazı klan becerilerinin kullanım ile ilgili pozisyonu ile ilgili çift güncellendi. Bu deminki şey çok önemli değil. Pet takası yapıldı. Görüntüler uyarı metni daha açıklayıcı bir şekilde değişildi. Sistem, klan katibi ve kurmayı pozisyondaki maceracılar klan tanıtım ve ziyaretçi listesinde kullanacak şekilde düzeltildi. Ve macera notu başka birinin gönderisinin doğrudan gitme butonları çalışmıyorsa görüntülenmeyecek şekilde düzeltildi. Tercüme. Türkçe dilindeki bazı kelimenin çevirisi değişildi ve eşitlendi. Ah bu hafta ne oldu bakalım. Bantı noktası yöntüsü Kaplan Kuzey Kalkınması hakkında bilgi içeren kitaptan. Noktası yöntüsü Kaplan Kuzey Kalkınması hakkında bilgi içeren kitaplık olmuş. Bu muymuş? Neyse. Maksimum HP arttırma parşömeninde maksimum HP artış parşömeni olmuş. Maksimum MP arttırmada maksimum MP artış olmuş. Şans arttırma parşömeninde şans artış parşömeni olmuş. Peki.
Keşke bu kadar küçük olsaydı çeviri sorunları, değil mi? Düzeltmeler ve değişiklikler. Sahire Kor, hiddetli karanlık becerisinin tanıtım oynatılmama sorunu düzeltildi. Avcı canavar saldırısı becerisi kullanıldığında arıklarla ses efektinin çıkmama sorunu düzeltildi. Vusa eğitim kitabı aracılığıyla karur eğitim kullanırken sesin anormal bir şekilde çıkması sorunu düzeltildi. Archer ve Sage savaş dışında sol veya sağ yönlere doğru hareket ederken geriye doğru hareket sırasında karakter hareketinin anormal olma sorunu düzeltildi. Guardian geçit yıkıcı becerisinin tanıtımının oynatması sırası, diğer becerilerin gösterimi kontrol edildiğinde silahın anormal görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Drakanya Kibelio zırh giydiğinde Karur ejderha kanı, yırtıcı şok dalgası ve Karur cadı kanı yıkıcı şok dalgası becerileri kullanırken kanatları doğal görünmeyecek şekilde düzeltildi. Pardon, karakterleri doğal görüntülenecek şekilde düzeltildi. Cadı Kibelius sırrı A ve B'nin 7-8-9. Boya kısmı boyanamama sorunu düzeltildi. Büyücü salınar kıyafetinin bazı bölümünün anormal olması düzeltildi. Batı Valtara dağlarının belli yerlerinde minimap'in anormal görünmesi sorunu düzeltildi. Belli gün ve saatlerde günlük kayıtları alıklarla görüntülenmemesi sorunu düzeltildi. Vay, gene mi bu buglar başladı? Püh. Yaralı avcı görevi sırasında parti üyesi olmamız durumunda kalkın çağrılmama sorunu düzeltildi. Abi buglara bak ya. Mavi balina ve kalk ortaya çıktığında avcılık boss arayüzünün yenilenmemesi sorunu düzeltildi. Belli durumlarda savaş yanısındaki birebir arındaki diğer karakterlerle birlikte giriş yapılabilmesi sorunu düzeltildi. Oyun kolu modu arayüzünde eşya düşümü artış parçamını arayüzü butonu metninin anormal görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Aile buff'u altın zil mesajı, sistem mesajını dünya bildirim mesajını kapatma sorunu düzeltildi. Golem'in sol kolunun yarı insanlık görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Oh, sonunda Otita geldiğinden beri şu aptal kol yarı insan gözüküyor. Sonunda galiba developer ekip oğlum dönmeye başlamış arkadaşlar. Haydi hayırlı olsun. Herhalde 5 yıl sonra Kalfiyon Elbiye ya da yeni bölge gelir değil mi sıra? Hopyum. Efe'de Dreadnought'un hassas ateş becerisi kullanıldığında top ateşleme izin görüntülenmemesi sorunu düzeltildi. Maksimum MP artış parşömeni eşyasının açıklaması ki ifadelerin doğal olmama sorunu düzeltildi. Oyun kolu modu arayüzü kullanırken ortaya çıkan aşağıdaki kurumlar, pardon, durumlar düzeltildi. Av sahası bilgisayar arayüzünün bağlantı noktası yatırım getirisi kontrol edilememe sorunu düzeltildi. 2 veya üzeri üretim bağlantı noktasına bağlanmış olan bir bağlantı noktasında katkı puanı geri çekilirken yatırım yapılmış katkı puanının tek seferde geri çekilme sorunu düzeltildi. Kızıl arena ve savaş arenasında girildiğinde görüntülen mesajlarda iptal etme tuş rehberinin görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Parti lideri partiden ayrılırken düello yapılmadığı sırada bile düello durduruldu yazısının çıkma sorunu düzeltildi. Evet, ben yeni başladım yere geri dönem maceracım diyorsunuz. Bu kısmı tıklayarak size sağlığın avantajlara bakabilirsiniz. Ben geri döndüm ya da işte şu kadar yıldır oynamayayım diyorsanız da son büyük güncelleme burada özet olarak bakıp arkadaşlar detaylı da bilgiler için de üzerine tıklayıp bakabileceğiniz şeyler var. Buraya da tıklamayı bakmayı unutmayın. Hep izlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü yamamız bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka video görüşürüz. Videonun açıklamasındaki Twitch linkime de uğramayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.